Herkese hayırlı günler değerli izleyicilerim. Mutfağımıza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına balık biberiyle geldim. Bursa yöresinde oldukça çok yetişen Bursalılar bilir. Bu biberimizden bugün sizlere turşu yapacağım. Biberlerimizi yıkadım, suyu süzüldü ve yan tarafta ısınan saç tavamızda közleme işlemiyle yapımına turşumuzun başlayalım. Saç tavamız ısındı. Gördüğünüz gibi oldukça acı biber. Acı severler bilir. Burada her iki tarafı da kabuklarının közlenmesi gerekiyor. Böyle yavaş yavaş çevirerek güzel bir şekilde közleyeceğiz biberlerimizi. Sesleri duyuyorsunuz. Hafif hafif közlenmeye başladı. Tamamen biberlerimiz közlendi. Şimdi diğer taraftaki kabımıza boşaltalım. Kabımıza biberlerimizi pişirip aldık sıcağıyla. Ve diğer kalan biberlerimizin de tamamını aynen bu şekilde pişirmeye devam edeceğim. Kalan biberlerimizi de aynen közleyeceğim. Kalan biberlerimi de aynen diğerleri gibi közledim. Şimdi turşumuzun yapımına geçelim. Şimdi biberlerimizi size püf noktası olarak şöyle söyleyeyim. Közledik. Kesinlikle bunlara çatal, bıçak batırmadan, delmeden közlendi. Ve sıcağı soğumadan bu görmüş olduğunuz temiz kavanozlarımıza, istediğiniz büyüklükte kavanoz da olabilir, sıcağıyla içine birer birer dizmeye başlayacağız. Oldukça acı biber söylediğim gibi. Ama turşusu olduktan sonra kesinlikle acı kalmıyor. Turşumuzun özelliği yağ katmamız. Su katmıyoruz bunun içerisine. Kendi sıcağıyla yaklaşık bir hafta kadar veya daha da az hemen oluyor. Yemeğimizin yanında tüketebilirsiniz. Kaşığımızla bastıralım. Bu turşu çok lezzetli oluyor. Kahvaltılarınızda da tüketebilirsiniz. Her yerde fazla bulunmuyor arkadaşlar bu biber. Genellikle Bursa yöresinde oluyor. Bu şekilde kavanozlarımızın tamamını dolduracağım. Kavanozlarımızı yarıya kadar doldurduk. Ve üzerlerine görmüş olduğunuz sarımsaklarımızı soyup hazırlamıştım. İri oldukları için birkaç parçaya bölüp kavanozlarımızın tam orta yerlerine koyacağız. Şöyle yakından göstereyim. İri olursa üçer tane büyük diş sarımsak yeterli oluyor. Ve kalan biberlerimi kavanozlarımızın üzerine dolduralım. Benim 2 kilo biberim vardı. 2 kilo biberden 1 litrelik görmüş olduğunuz kavanozlardan turşumuz elde ettik.
başlayalım. Mutlaka kaşık kullanın. Biberler acı olduğu için ya da eldiven. Görmüş olduğunuz kavanozlarımızı yan yana dizdim. Şimdi üzerlerine 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu. Ve burada görmüş olduğunuz sıvı yağ ve zeytinyağımızı ben karıştırdım. Üzerlerine üçüne eşit gelecek bir şekilde boşaltacağız. Ve burada bardağımızın 1/3 kadar üzüm sirkemiz var. Onu da 3 eşit parçayla turşularımızın üzerine gezdireceğim. Ve hepsi bu kadar. Şimdi kavanozlarımızın kapağını sıkıştıralım. Güzelce sıkıştırdık ve böyle aşağı doğru böyle salladık kavanozlarımızı. Tezgahımızın üzerine bu şekilde ters çevirdim. Üzerini bir bezle kapatalım. Bu şekilde. Burada yaklaşık bir hafta, daha da az bir süre içerisinde biberlerimizin rengi zaten değişir. Ondan anlarsınız yemeğe hazır olduğunu. Bu şekilde turşumuzu hazırladık. İnanın pratik, çok kolay, hem lezzetli. Bugünkü videomuz size böyleydi. Turşuyla geldim karşınıza. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.